Merhaba arkadaşlar, soru çözümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne ya? Böyle. Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? Bak soruya bak. Ben buradan var ya bir sürü soru çıkartırım. Nom Mısırlara ait şehir devletlerine, yani Mısır uygarlığındaki şehir devletlerine verilen isimdi. Sümerlerde biz bunlara site diyoruz. Yunanlarda ise polis diyoruz. Yani polis, site ve nom şehir devletleridir. Buraya nom değil de polis demiş olsaydı Yunanlar diyecektim. Nom değil de site demiş olsaydım Sümerler diyecektim. Cevabımız bol. Ve bir diğer sorumuz. Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getirerek tarihi çağların, bak demek yazıyı getirmiş, tarihi çağları başlatmış. Yazı geldi. Oley! Başlamasını sağlayan medeniyet. Neredesin? Asurlar arkadaşlar, cevap da. Cevap Edirne Asurlular. Evet, Edirne'yi ben çıkarttım. Cevabımız Edirne olacak ve Asurlar olacak cevabımız. Yani Asurlar Mezopotamya uygarlığıdır. Sümerler bulmuş, hatırlıyorsunuz yazıyı. Sümerlerden öğrendiler Asurlar da. Mezopotamya'dan kolonisi olan, kara ticareti yapıyorlar. Şuraya yazalım kara ticareti diye. Kara ticareti yapıyorlar. Anadolu'ya geliyorlar. Yani Kayseri'ye geliyorlar. Hemen Kayseri'ye yazıyı öğretiyorlar. Ve Anadolu artık resmi olarak tarihi çağları geçmiş oldu. Hadi geçmiş olsun. Çok komiyim ya, fark ettin mi? Nereye gidiyorsun? Gitme kal diyemedim. Ve bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır diye sormuş. Şimdi deniz diyorsa deniz kenarında kurulmuştur. Ve kolonicilik dediğimiz arkadaşlar sömürgeciliğin bir eski versiyonu diyebiliriz. Şimdi Urartular Van'da kurulmuş olamaz. Filikler işte Kütahya, Afyon, Eskişehir bölgelerinde kurulmuş. Dolayısıyla yine deniz yok, yani karasal bölge. Hititler Çorum'da kurulmuş. Çorum'da deniz vardı da biz mi girmedik be gülüm? Ama İyonyalılar, bunlar deniz koloniciliğinde gelişme gösteren uygarlığımızdır. Ve gönderiyor. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya'da kurulan medeniyetlerden biri değildir? Bak şimdi. Sümer, Babil, Akat, Asur, bunlar Mezopotamya uygarlıkları. Ancak Lidyalılar Sard dediğimiz bölgede kurulmuşlar, Ege'de kurulmuşlar. Dolayısıyla cevabımız Anadolu uygarlığı olduğu için Lidyalılar Ceyhan oluyor. Toparlayamadım cümlemi. Diğer sorumuza geçiyorum. İçerisinde çeşitli unsurları, din, etnik köken ve dil ve benzeri gibi barındıran devlet modeli. Bak şimdi. Eğer bir devlet içerisinde çok fazla ırkı, yani Kürt olabilir, Türk olabilir, Süryani olabilir, Laz olabilir, Alman olabilir, Fransız olabilir. Bak bunun gibi birçok etnik grubu barındırıyorsa bu devlete imparatorluk denir. Ki Osmanlı da bir imparatorluktur. Çünkü içerisinde 72 tane millet yaşar. Nom Mısırlardaki şehir devletlerine verilen isimdi. Site Sümerlerdeki şehir devletlerine verilen isimdi. Cumhuriyet ise halkın kendi kendini yönetmesi, yönetim şekliydi. Yönetmesi idi. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk çağ medeniyetlerinden biri değildir? Bak şimdi Anadolu demiş. Hemen hop yıldız atıyorum. Ne yaptık? Hititler Çorum dedik. Filikler Kütahya dedik. Kütahya, Eskişehir, Afyon bölgesi dedik. Urartular Van dedik, yani diğer ismiyle Tuşpa dedik. Ancak Asurlar Mezopotamya uygarlığıdır. Hatta Anadolu'da tarihi çağları başlatan uygarlıktır demiştik. Satraplık denilen eyalet sistemi aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur? Satraplık bir eyalet sistemidir ve bu eyaletlerin başındaki kişiye de satrap ismi verilir. İşte bunlar Perslere ait cümlelerimizdir. Vallahi bu kadar güzel kinaye yapılır. Ne kadar güzel yaptım. Kadeş Anlaşması ya da Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Hemen bakalım kimlermiş? Mısırlar ile Hititler ile,
arkadaşlar. İkinci Ramses ile üçüncü Hattuşili arasında yapılmıştır. Ve tarihteki ilk yazılı antlaşmadır. Bunu da gönderelim. Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisi görülmekte? Yazıyı kim buldu? Sümerler buldu. Sümerler bir Mezopotamya uygarlığıdır. Dolayısıyla adamlar yazıyı bulduğuna göre hukuku da ilk onlar yaparlar. Ben yaptım, sen öğren demişler. Haydi gönderelim. 12 levha kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından oluşturulmuştur? Arkadaşlar cevap Romalılar olacak. Çünkü 12 levha kanunları tamamıyla biraz daha böyle hükümler demeyelim, kralın yetkilerini kısıtlama, hatta soyların biraz daha böyle artistik yapma dönemleri diyebiliriz. Bu son sorumuzdu. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.